550 dolara banyo satın alabiliyormuşuz. Çok güzel, çok minimal lan. Bu arada işimi görüyorum ben buradan. Lütfen çıkar mısınız? Azıcık saygınız olsun ya. 2000 dolara protesto tabelası varmış abi. Bu ne işe yarıyor? Hemen dışarı çıkayım, elimi alayım ve protesto ediyorum. Kimi protesto ediyorum lan? Komşu, seni protesto ediyorum. Neden beni kahve içmeye davet etmiyorsun ya? 2000 dolara buradan kendimizin küçük bir figürünü aldık. Bastım bakalım, evet figür var. Buna tıkladığımda bir şey oluyor mu acaba? Çok... Lan küçük at kafası. Ana bu arada niye öyle lan kafan? Oğlum çok komik oldu lan. Beni takip etme, nereye gidersem takip ediyorsun ya. Ya senin okulun falan yok mu, takip etmesene. Git, sana bilgisayar aldım, o kadar git, bilgisayar oyna ya. Ben bu arada küçük Berkay'ı yanımda çıkartayım. Küçük Berkay'ı böyle yanıma koydum. Gel yavrucuğum, havuza dalıyoruz, gel. Aa o da gir. Oğlum ölüçen lan. Lan onun boyunu geçiyor. Merhaba arkadaşlar, ben at kafası ve bu da at kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Home Tycoon oynayacağız. Yani bu oyunda kendi evimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi burada mahalle sakinlerimiz var. Gerçekten çok sakin gözüküyorlar. Hepsi neden burada böyle bekliyor lan? Biraz kendinize gelin oğlum. Bu arada mahalleyi böyle gezebiliyorsunuz. Keşke bizim mahallede de böyle bir sistem olsa. Çok güzel sistem değil mi ya? Böyle en uca doğru gidiyorum ben. Nereye gidiyorum bu arada? Burada bana sağda home diyor. Diyor ki buraya tıkla ve evine git diyor. Burası benim evim mi şimdi? Hayır, burası kimsenin evi değil. Oo, karşı komşumda kız gözüküyor. Ama la oğlum nereye gidiyorum? Ben bu mahalleden ev alayım ya. Bu arada ben konuşurken bölgeyi satın aldılar. Ben de bu bölgeye geldim. Bu bölgede de erkek bir komşumuz var ama her an değişebilir. Ben konuşuyorum çünkü hala. Şimdi tabii ki sıra... Ya bu, burayı da mı aldınız lan? Ben evsiz kaldım oğlum. Şimdi sırada yılın günün sorusu var. Şimdi siz bir tane ev yapsaydınız ve bir tane büyük bir odası size ait olsaydı, bu odayı hangi amaçla kullanırdınız? Bunu yorumlara yazar mısınız? Benim 3 tane fikrim var. Bir odayı kayıt odası olarak kullanmayı düşünüyorum. Bir odayı spor odası, diğer bir odayı ise müzik odası olarak kullanmak isterim. Siz ne olarak kullanmak istiyorsanız bunu yorumlara yazarsınız. Şimdi bunların elinde değişik silahlar var ve birbirlerine sıkıyorlar abi. Bunların ne olduğunu sonradan öğreneceğiz. Şimdi ben yeni bölgeme doğru geçiş yapıyorum. Evet, bu bölgeyi istiyorum abi, benim olsun. Çok güzel, ev aldım. Ev alma, komşu al demişler. Gidip şimdi parasını verip komşu al, öyle bir şey yapamıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi posta kutumuz var ve posta kutusuna para gelmekte. Acayip mantıksız, posta kutusuna neden para gelsin lan? Eğer böyle bir şey varsa ben de kapımın önüne posta kutusu koyarım. Ne güzel iş lan, 27 dolar direkt kazandım. Şimdi bu parayla ilk alacağımız şey evin temeli olacakmış. Aldım. Temel dursun ile bir evin temelini görüyorsunuz, inşasına başladık. İkişer dolar geliyor gördüğünüz gibi. Bu parayı da alalım. 50 dolara duvarları koyabiliyormuşuz. Güzel duvarlar. Bütün duvarları koyduk anlaşılan, evimiz güzelleşmeye başladı. Az para kazanıyoruz ve bizden az istiyor gerçi. Hep diğer Tycoon'lar çok pahalıydı değil mi lan? Ama onda dropper'lar vardı. Daha iyi para kazanılıyordu. Burada az az para kazanılıyor şu an. Umarım evimizi oluşturabiliriz. Ne oldu bu arada? Kırmızı bir şey oldu. Gün mü batıyor? Ne oldu lan? 100 dolarımız oldu. İçerideki duvarları da koyalım. Şu an içerideki duvarlar. He anladım. Burası iki kat gördüğünüz gibi. Buradaki dış duvarlar. Buradaki ise iç duvarlar. Tamam anladım. Çok büyük zeka sahibi olduğum için. Bakın bunlarda silah var. Bu silahlar ne işe yarıyor ve nasıl alacağız bilmiyorum ama oyun ilerlediğinde göreceğiz galiba. Yine paramız var. Odaların tek tek duvarlarını koyalım 150 dolara. Bakalım gördüğünüz gibi bir sürü odalarımız oldu. Harbi bir sürü oda var lan. Oğlum tam istediğim yer ya. Bu kadar çok odası olması gerçekten çok iyi. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz abi. İstiyorum ben böyle bir şey. Ama sadece istiyorum. 100 dolara tavan alacakmışız. Gördüğünüz gibi tavanımızı da yaptık. Bunun acaba ikinci katı falan olacak mı ya? Ev bu arada gerçekten çok geniş gördüğünüz gibi. 150 dolara çatımızı koyalım. Güzel. Burada bir dakika, kendimize göre bir şeyler yapabiliyormuşuz ama he, benden diyor ki Game Pass alman lazım diyor, bu renkleri değiştirebilmen için. Ama gerek var mı? Bence yok. Çok da önemli bir şey değil yani. Bu renkli olsa ne olur? Bu renkte de güzel ev olmuyor mu? Oluyor gördüğünüz gibi. İlk önce dışarıdaki şeyleri bitirelim. 250 dolara zemin alacakmışız. Ve benim de param var. 250 dolara zemini koyduk gördüğünüz gibi. Evet, ev yavaştan bir şeye benzemeye başladı. Ve artık bize de 8 dolar gelmeye başladı. 250 dolara pencereleri koyalım. Çok güzel pencereler. Buradan istediğiniz gibi komşunuzu böyle dikizleyebilir. Hayır öyle bir şey yapmayın tabii ki de. 330 dolara hedge alacakmışız. Yani çit olması gerek ama bakalım. Evet çit alıyoruz ve çimenli bir çit aldık gördüğünüz gibi buraya. Hatta bu pencerelerin önünde de var. Bir dakika, bizim numaramız 12'ymiş. Sipariş verirken 12 numaraya göndermeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bakıyorum burada da 11 falan yazıyor. Gerçekten bu detay hoşuma gitti. 350 dolara girişi satın alalım ve çok güzel oluyor lan. Güzel gözükmeye başladı. Bu arada ışıklar falan yanıyor galiba. Hafiften de gece olmaya başladı. Ve sokak lambaları falan yazıyor. Mahalle falan çok güzel gözüküyor lan. Ben bayağı beğendim. Elinde silahla bana doğru geliyor. Kardeş gelme, bir şeyler sıkıyor. Ne sıktığını bilmiyorum ama ben ondan yemek istemiyorum. Benle uğraşma, boşuna uğraşırsın. 300 dolara yolumuzu alalım ve gördüğünüz gibi bu yol ne işe yarayacak? Garaj kapısı falan diyor. Araba
arabamız var mı acaba merak ettim. Garaj kapısı da alalım. Ben buradan geçebileceğim mi? Ha geçebiliyorum, tamamdır. Garaj kapısı aldık ama garajımızda araç yok. 400 dolara lamba alacakmışız. Burayı aldık. Güzel bir detay. Ya bu evin aynısından ben de istiyorum. Artık 14 dolar gelmeye başladı. Yavaş yavaş gelirimiz de artıyor gördüğünüz gibi. Ve 400 dolara ana kapıyı koyuyoruz. Ve burada bir tane paspasımız var. Evim evim, güzel evim. Yazmakta ayaklarımı böyle temizleyeyim. Ve bismillah diyerek içeri giriyoruz. Dışarıda yapmadığım bir şey var mı? Bir dakika. Evet, arka tarafta varmış evin. Bu arada bir dakika, evimden sesler... Ne yapıyorsun, evimde dolaşıyorsun? Çık lan evimden. İnsan zile falan basar lan. Direkt arka tarafı yapmayacağım da en iyisi ucuzlardan başlamak. Bir koridoru yap diyor abi. 450 dolara koridoru yaptım. Işıklar falan geldi, ortalık aydınlandı, güzel gözükmekte. 550 dolara garaj satın alabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi merdiven var ve alabileceğimiz bir sürü şey var burada. Ama bunların fiyatları çok pahalı. Herhalde bu teçhizatlardan alıyorlar. Ellerinde silahla falan dolaşıyorlar ya, büyük ihtimal onlardan. Benim onlara verecek param yok şu anda. Ama hafiften evin içinde yapalım. Yatak odası varmış. 500 dolara yatak odasını koydum. Bu benim kız arkadaşım mı? Ben kız değilim oğlum. Benim fotoğrafım değil bu. Burası gördüğünüz... Oturdum lan. Burası gördüğünüz gibi kız odası. Ben buradan çıkayım. 550 dolara banyo satın alabiliyormuşuz. Çok güzel, çok minimal lan. Bu arada işimi görüyorum ben buradan. Lütfen çıkar mısınız? Azıcık saygınız olsun ya. Tuvalet kağıdı da gerçekten çok yakında. Çok mantıklı yapmışlar, beğendim. Bu ne bu arada, su mu ayna mı? Ayna çok mantıksız lan. Ama gerçekten tasarımı beğendim, çok minimal ya. İşinizi görebilecek düzeyde. Ben bu evi not alayım ya. 650 dolara çitleri alalım bakalım. Çitlerle evimizi çevirmiş olduk, güzel oldu. Bu arada bunların üzerinde %10 boost falan yazıyor. Ve gelirimizi %10 arttıracakmış eğer yüzme havuzu yaparsak, çok güzel. Ama fiyatı gerçekten pahalı. Buraya salon ya da oturma odası alacakmışız, hemen alalım. Herhalde yemek salonda yenir. Bu arada kedi resmi var bir tane. Tatlış bir kedi resmi var. Bunu çıkartıp kendi resmimi koymak istiyorum ama. Hoba, ön tarafta da bize gelirimizi artıracak çok şey gelmiş. Bizim tabii ki gelirimizi artırmamız gerekiyor. Ama bunlar çok pahalı. Ben çok beklemiş olurum. O yüzden evdeki şeyleri yapmaya devam edeyim. 1000 dolara bir tane mutfak koyacağız. Mutfak da çok minimal lan. Tam ihtiyacınıza yönelik, yemin ediyorum. Vallahi çok hoş ya. Bir dakika, buna tıklanıyor. Tıklayalım. Lan su akıyor. Oğlum su parası gelecek. Kapat suyu, kapat. Su kapanmıyor mu? Lan suyunu boşa harcama ama. Lan suyu kapat. Oh be, kapandı ya sonunda. 1200 dolara oyun odası varmış. Ne olduğunu merak ediyorum derken bilgisayar koyduk be. İşte benim kayıt odam. Ben burada kayıt alıyorum ve montajlayıp sizlere sunuyorum. Neden bebek gibi konuşuyorum? Bu arada bir dakika, biz doktor olacakmışız herhalde. Elimde bir dakika içecek aldım elime. Videoyu çekmeden önce de bir tane enerji içeceği gömüyorum. Çünkü bu kafayı başka türlü yaşayamazsınız. Size de ikram edebilirim. Yine salon mu oturma odası mı gibi bir şey koyacağız. Burası kesin oturma odası. Neden? Çünkü bakın oturuluyor. Bu arada salona da oturuluyor tabii ki. Biraz daha çok şeyi tıklayabilseydik bence süper olurmuş. Neden burada civciv fotoğrafı var? 700 dolara arka kapıları koyalım bence. De. Kimse geçip girmesin abi diyeceğim ama herkes geçip girebiliyor büyük ihtimal. Bu arada ışıklarımız yanmaya başladı, harika gözükmekte. Ciddi anlamda güzel gözüküyorlar. Evi bayağı bir beğendim, gördüğünüz gibi güneş batmakta. Ve sokak lambaları falan, bütün lambalar yanıyor. Evin içinde yapmadığımız nereler var? Buraya da bir tane banyo koyabiliyormuşuz. Abi süper ya, vallahi minimal ya. Ben bayağı beğendim, bakın otomatik kapı var. Aman Allah'ım ya. Buna tıkladığımda bu sıcak su lan. Aa yanıyorum, yanıyorum lan, açın kapıyı. Aman Allah'ım, ben sıcak suda yapamam ya. Heh, soğuk su olsun biraz, ılık suda bir yıkanalım böyle. Oğlum izlemeyin lan. Sapık mısınız nesiniz, anlamıyorum ki. Bir insan duşta izlenir mi ya? 800 dolara bir yatak odası daha koyacağız. Burası da erkek yatak odası. Burası da güzel ama bu ayna galiba bunlar, ama böyle bir ayna olmaz. Oyunda gerçekten ayna yapabilseler hoş olurdu gerçekten. Bu arada shift'le koşabiliyorsunuz. Yine tuvalet alacakmışız, banyo alacakmışız. Oğlum evin 3 tane banyosu var. 3 mü 4 mü oldu? Çok fazla lan. 1500 dolara bir yatak odası daha koyuyorum. Ya bu evde kaç kişi kalıyor? Çok minimal dedim ama her yerde bir sürü şey var. Burada kendimizi kültürlendirdiğimiz bir tane ağaç şeklinde, hatta ağaç dalları şeklinde kitaplık var. Gerçekten güzel bir detay. Hayret, burada değişik tablolar koymuşlar. Bana para lazım. 700 dolara ızgara satın alabiliyormuşuz. Burada barbekü var gerçekten. Tamam, burada komşularımı çağırıp burada keyif yapabileceğim noktaya sonunda gelmiş olduk. Ana komşum taşınmış lan. Arsasını satılığa çıkarmış. 600 dolara gardırop, yani giyinme dolabı alabiliyoruz. Çok güzel. Buraya da bütün eşyalarınızı koyabilirsiniz. 10 numara vallahi ya, beğendim. Evin içinde daha alacak bir şey bulamıyorum şu an. Büyük ihtimal evin içinde alacağımız şeyler bitti. Aynen, evin içini tamamladık. Bu garaj odasında alabileceğimiz bir sürü şey var. Benim bu arada baterim var ya, tam böyle garaj odasına konmalık değil mi? Ya yabancılar yapıyor, spor odası falan da yapıyor, böyle halter falan koyuyorlar. Ben çok özeniyorum onlara ya, gerçekten çok güzel. Böyle arka bahçeleri falan da var. Burada da çeşitli deneyler, bir şeyler falan yapabiliyorlar. Barbeküleri falan var abi, daha ne olsun ki? İnsan özeniyor yani. Şu an bize artık 31 dolar gelmekte. Biz 8000 doları bekleyelim ve burada çim diyor, çimen diyor, onu alalım. Bize %5 daha fazla gelir sağlayacakmış. Artık para bekleme zamanı, yapacak bir şey yok. 8000 dolarımız oldu. Hemen
çim midir, çimen midir bunu alalım. %5 daha fazla gelir elde edeceğiz. Sadece çimenleri böyle değişik yapmak için mi ben bu parayı verdim lan? Ama artık 33 dolar daha fazla kazanıyoruz saniyede. Ama bu bize yetmez lan. Bu arada ben arka tarafta bir şey gördüm, onu göstermek istiyorum. Ben böyle saçma bir şey görmedim. Bu ne abi ya? Altından bir tane heykel koyacakmışım. Ve benden istediği paraya bakın. 1 milyon dolar. 1 milyon sen milyar dolar ya. Ya 100 bin falan olsa neyse de 1 milyon yazıyor. Ben kör değilim değil mi? 1 milyon yazıyor. %100 de daha fazla gelir elde ettirecekmiş ama. Ben bunu alınca zaten oyun bitecek. Sen bana gelir versen ne olacak? Benim hayatım bitecek onu yapana kadar. Ne yapıyorsun lan? Koş mu? Burada sakura ağacı varmış. 10 bin dolara bunu koyacakmışız. %5 daha fazla para verecek bu da bize. Bu arada komşularımızın yanına gidip Emotions'a tıkladığınızda buradan onlara el sallayabiliyorsunuz. Hello neighbor he? Oyunu da var lan, niye kaçıyorsun? La sizi öldürürüm la. Sana diyorum, seni. Sen niye duvara karşı durdun öyle? Sana kötü şeyler yapacağım. Asıl olay bunda galiba. Evet, asıl olay bundaymış. Komşularım gerçekten eğlenceden anlamıyor. Ben hala 1 milyon doları nasıl kasacağımı düşünüyorum. Evet, şunlara bir bakalım. Hem 500 Robux istiyor 1 milyon için. Bakalım kasamazsak alacağız, yapacak bir şey yok. 2000 dolara pizza alsam ne olacak? Ne verecek bana bu pizza? Alalım bakalım pizzayı. Elimde pizza var. Pizza yiyorum sadece. Pizza yiyince bana para gelmiyor ki. Para gelse neyse. Anca para harcıyoruz herhalde. Pizza yiyince ne oluyor abi? Abi bu arada bir dakika, 1 dolar daha arttı. Ben bunlardan alayım ya. Cheeseburger de alayım, 1 dolar artsın. Aldım. Oğlum sesine ya. Cheeseburger yiyorum bakın, 35 dolar oldu. Bu arada bunları yerken tabii ki de kuru kuruya gitmez. Oh içiyorum. 2000 dolara protesto tabelası varmış abi. Bu ne işe yarıyor? Hemen dışarı çıkayım, elimi alayım ve protesto ediyorum. Kimi protesto ediyorum lan? Komşu, seni protesto ediyorum. Neden beni kahve içmeye davet etmiyorsun ya? Bu arada gerçekten ne yazıyor? Sahte bıyıklar istiyoruz diyor. Bu nasıl bir isyan lan? Roblox'un giyim kısmına yok mu abi? Gidin alın. Sahte bıyık oradan takın. 2000 dolara balon alacakmışız. Bunu da alalım. Bebelere balon. Para kazanmam lazım. Ek işe çıktım. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi balon yukarı doğru uçuyor. Ula ben de balonla uçsaydım güzel olurdu ya. Bir dakika, ben bunu evin içinde de yapabilirim. Evet, burada balonlar olsun abi, çok güzel. Gördüğünüz gibi tavanda kalıyor balonlar. Güzel bir detay abi bence. Ve patlıyor galiba değil mi? Evet patladı. Kahvaltı silahı varmış abi. Bundan mı sıkıyorlardı bana? Aldım elime, gördüğünüz gibi. Bir dakika sıkalım. Evet, bununla ilgili bir şey yapılabilir. Bu komşumun yanına gidiyorum ve bakıyorum. Bir dakika, bunun suratına ne olmuş lan? Bir dakika, sana bundan mı sıktı? Sana büyük ihtimal bundan sıktılar. Waffle hamuru falan var. İki tane yumurta kırmışlar üzerinde ve pastırmadan, sucuktan bıyık yapmışlar bir tane. Senin yüzün çok tatlı duruyor. Gel bakayım buraya. Kaçamazsın benden, senin yüzünü bulayacağım. Gördüğünüz gibi yüzüne bakar mısınız? Ben yaptım işte, ben yaptım. Çok yakıştı kardeşim suratına gerçekten. Ne kadar pisliğim ya. 2000 dolara gerçek silah diyor lan. Hoba, işin rengi değişti bu arada. Bakıyoruz şöyle, evet harbi gerçek silah. Komşularıma neden böyle bir şey yapacağım? Tıklıyoruz ve vurmuyor gördüğünüz gibi. Komşuma doğru tıklıyorum ama hiçbir şekilde ona bir şey olmuyor. Aa, aynısı onda da var lan. Sadece sıkıyorsunuz yere mermi düşüyor. 2000 dolara kılık değiştirme saati varmış. Çok merak ettim bunu ama herhalde buna tıklarsam kendimizi başka bir şekle sokmayalım lan. Bunu en son deneyeceğim ya. Çünkü tehlikeli abi, korkuyorum. 2000 dolara buradan kendimizin küçük bir figürünü aldık. Bastım bakalım, evet figür var. Buna tıkladığımda bir şey oluyor mu acaba? Çok... Lan küçük at kafası. Ana bu arada niye öyle lan kafan? Oğlum çok komik oldu lan. Beni takip etme, nereye gidersem takip ediyorsun ya. Ya senin okulun falan yok mu? Takip etmesene. Git, sana bilgisayar aldım, o kadar git bilgisayar oyna ya. Bir taneyle zor uğraşıyorduk. Küçük Berkay olmadı ki şimdi. Bu arada Küçük Berkay gördüğünüz gibi kendi kendine zıplıyor. Manyak mısın oğlum? Ben zıplayınca zıplamıyor. Kendi kendine zıplıyor. Tamam, burada alacağımız başka bir şey var mı? Alacağımız başka bir şey kalmadı. Ve ancak 42 dolar geliyor ve bu çok az. 1 milyon dolar nasıl kasacağım? İnanın bilmiyorum. O zaman yapabileceğimiz tek şey var. Dans tabii ki. 10 bin dolarımız oldu. Sakura ağacını koyalım. Bu gerçekten Japonya'da çok önemli bir ağaç. Bunun çiçekleri böyle çok zor çıkıyor ama çok da kolay dökülmeye başlıyor. Aynı hayat gibi. Ben ne konuşuyorum ya. Bunun altında da oturabiliriz böyle. Çok güzel, değişik bir renk kattı gerçekten. Evime ben bundan da istiyorum. Hepsinden istiyorum lan. %5 daha fazla gelir sağlayacak o da bize. Toplamda %10 daha fazla gelir elde ediyoruz. Ve direkt %10 veriyor. Burada yüzme havuzu var. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. 1 milyon var burada. He, burada bir tane de bahçemiz var. Onun için de 50 bin dolar istiyor bizden. Bahçe havuzuymuş bu arada, pardon. 15 bin dolarımız da biriksin. Burada kapı verken yaptığım hareketlere bakar mısınız? Kendi evime örümcek adam gibi tırmanıyorum. Çatıdan bir mahalleyi seyredeyim ya. Gerçekten güzel mahalle ama he. 15 bin dolarımız birikti. Bu demek oluyor ki yüzme havuzunu yap... Burada değil ki. Yüzme havuzunu yapabiliriz. Hemen yapalım bari. Gördüğünüz gibi %10 daha fazla gelir elde edeceğiz. Ve buradan böyle yüzme havuzumuza atlayabileceğiz. Çok güzel lan. Ben bu arada Küçük Berkay'ı yanımda çıkartayım. Küçük Berkay'ı böyle yanıma koydum. Gel yavrucum, havuza dalıyoruz. Gel. Aa, o da gir. Oğlum ölüçen lan. Lan
onun boyunu geçiyor. Oğlum boğulacağından çıksana. Sen suyun altından nasıl nefes alıyorsun o kadar ya? Ben çıkıyorum buradan, sen de çık. Gel buraya gel. Babana biraz yardımcı ol. 1 milyonluk eşyayı nasıl alacağız? He, hep ben çalışıyorum, sen sadece takılıyorsun. Gel üstüne gel, sende para vardır. Al sen burayı. Ula 5 kuruşun yok, anasını satayım ya. Ya ben son eşyayı almadan oyunu bırakır mıyım ya? Beni biliyorsunuz abi, ben öyle bir şey yapmıyorum. O yüzden bu demek oluyor ki 1 milyon dolarlık, yani 500 Robux'luk eşyayı alıyorum. Bunu yapmamız gerekiyor çünkü onu almamızın imkanı yok ve benim de bekleyecek zamanım yok. Ben alıyorum ki siz almayın. Çok gerekli bir şey olmasa gerek. Hemen bakıyoruz altından heykelimize, bakalım. Aman Allah'ım, yaptık. O kadar güzel ki anlatamam. Sarı bir nobumuz var gördüğünüz gibi. Yani ben sana 1 milyon dolar verdim. Bunun için mi verdim? Ama tabii ki diğerlerinden daha şekil olduğumuz kesin. Arkada böyle parlayan bir heykelimiz var. Bayağı da büyük. Senin suratına hiçbir şey olmamış lan. Senin suratına neden bir şey olmamış ya? Senin suratında biraz yumurta kıralım falan. Tamam tamam, hallettik seni de. Çok güzel. Kardeş, senin suratın nasıl? O gözlüklerle çok güzel duruyorsun ama sana da biraz kahvaltı yap ya. Komşu komşunun kahvaltısına muhtaçtır bence. Bu arada ben mesela bu yatakta otururken size gösterirken oturamıyorum. La deminden beri oturuyorsun, otursana. Vallahi oturamıyorum lan. Oturacak başka yer bulurum ben de kendime. Aa, buraya oturdum. Liderlik tabelasına bakmaya gittiğimde gördüğünüz gibi böyle kalıyorum. Havada oturuyorum lan. Tabii ki buraya giremeyiz. Adamlar kaç milyon kasmışlar. Ne yaptınız oğlum bu kadar? Nasıl kazanıldı bu paralar? Eve dönelim ve eve de aynı şekilde dönüyoruz. Ben artık böyle takılacağım. Şimdi 37 bin paramız birikmiş. 77 bin dolarımız oldu. 50 bin dolara bahçe havuzumuzda alalım herhalde. Bu da almamız gereken en son şey olması gerek. Ve gördüğünüz gibi nimolar falan var. Güzelce ne balıklar var. Balıkları ezemiyorsunuz. Ama burada da bir tane kurbağa var. Vırak vırak ediyor. Vırak vırak. Tamam kardeş, bıraktım lan. Bir tane de deniz yıldızı falan var. Güzel. Ama bunun dışarıda olması mantıklı mı bilmiyorum ama artık gelirimiz %140 daha fazla. Ama bu saatten sonra bana gelir lazım değil. Gördüğünüz gibi evimizi tamamladık. Her şeyi aldık. Ağacımızdan tutun bahçe havuzumuza. Evimizin odalarından tutun bir sürü odası var. Bir sürü tuvaleti, yemek yeri, oturma odaları var. Giyinme odasıdır, yatak odasıdır. Dışarıda mangal yapabiliyorsunuz ve heykelimiz var. Çok önemli bir heykel. Ve bir de havuzumuz var. Bu kadar. Oyunda yapabileceğim başka bir şey kalmadı. Ve bu oyunda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.